Merhaba. Bugünkü video dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ayraç yönteminin çok önemli bir uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bir sayma sayısı farklı doğal sayıların toplamı olarak kaç değişik biçimde yazılabilir? Bununla ilgili bir genelleme yapacağız. Ancak öncelikle bu en doğal sayısı için bir genelleme yapmadan bu durumu özel olarak bir sayısal örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. 6 sayısını düşünelim arkadaşlar. 6 sayısı doğal sayıların toplamı olarak kaç şekilde yazılır diye bir uygulama yapalım. Şimdi 6 sayısını biz doğal sayıların toplamı olarak yazarken önce şöyle düşünelim. 6 sayısı 2 doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. Yani A artı B 6 olabilir. 6 sayısı 3 doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. 6 sayısı 4 doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. Tabii bu pozitif doğal sayıların toplamları olarak yazacağımızı dikkatlerinize sunmak istiyorum. 6 doğal sayısı 5 pozitif doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. 6 doğal sayısı arkadaşlar 6 doğal sayının 6 pozitif doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. Şimdi önce 6 doğal sayısı 2 doğal sayının 2 pozitif doğal sayının toplamı olarak kaç şekilde yazılır diye bir uygulama yapmaya çalışalım. Şimdi biz 6 sayısını 6 tane 1 olarak ayıralım. Bu 6 tane 1'i ayırdığımızda bu sayı 2 sayının toplamı olarak yazılacaksa bizim için buradaki 2 sayıyı birbirinden ayırt edecek bir tek ayıraca ihtiyacımız var. Bu ayracın gelebileceği burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane boşluk var. Örneğin ayracımız şu boşluğa gelirse ayracın sol tarafındaki ifade A sayısını veriyor. Sol tarafındaki sayılar A sayısını veriyor. Sağ tarafındaki sayılar B sayısını veriyor. Örneğin bu örnekte ayracı buraya koymak A sayısını 2, B sayısını 4 almaktır. Örneğin bunun yerine ayracı ille buraya almak zorunda değiliz. Mesela ayracımızı şuraya aldığımızı düşünelim. Ayracı buraya aldığımız zaman ayracın her zaman sol tarafını A, sağ tarafını B olarak düşünürsek ayracı biz 5 artı 1 olarak 5 artı 1 şeklinde 6 sayısını parçalama olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada 6 tane bir sayısının arasında 5 tane aralık olduğu için bu 5 aralığın içerisinde bir ayraç yerleştirdiğimiz zaman bir ayracı bu 5 aralığın içerisinde yerleştirebilmenin tüm durumları 5'in birlisidir. Ve her ayracı yerleştirdiğimizde A ve B sayısının toplamları 6 olacak şekilde iki farklı toplam yazılımını elde etmiş oluruz. İkinci duruma geçtiğimiz zaman 6 sayısını 3 pozitif doğal sayının toplamı olarak nasıl yazarız diye düşünüyoruz. Tabii şimdi 3 doğal sayı, 3 pozitif doğal sayı olacağı için 2 tane ayraca ihtiyacımız var. Örneğin ayracın birisini buraya koyduğumuzda, ayracın birisini buraya koyduğumuzda böyle bir ayraç yerleştirdiğimizde A sayısının 1'i, B sayısının 4'ü, C sayısının da 1'i verdiğini görürüz. Yani bu toplam 1 artı 4 artı 1'dir ki 1 artı 4 artı 1 gördüğünüz gibi 6 yazıyor. Bizim de zaten hedefimiz 6 sayısını farklı toplamlar şeklinde ifade edebilmektir. O zaman arkadaşlar buradaki 5 boşluğun içerisine bu iki ayracı kaç şekilde yerleştiririz diye düşünüyoruz. Bunun sayısı da 5'in ikilisidir. Eğer ki biz 6 sayısını 4 sayının toplamı olarak düşüneceksek, yani 4 sayının toplamı olarak düşünmek 3 tane ayraç kullanmak demektir. Örneğin biz bu boşluklara 3 tane ayraç kullandığımız zaman, şekildeki ayraçlar yazdığımız zaman A sayısının 1, B sayısının 3, C sayısının 1, D sayısının 1 olduğunu görürüz. Yani bu toplam 1 artı 3 artı 1 artı 1 olarak ifade edilebilir. Biz 6 sayısının 4 pozitif doğal sayının toplamı olarak yazmak istediğimizde 3 ayraç kullanıyoruz. Bu 3 ayracı buradaki 5 boşluğun içerisine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla kombinasyon 5'in üçlüsü olarak yazabileceğimiz bütün 4 doğal sayının toplamı olarak 6'yı ifade edebiliriz. 6'yı 5 ayrı sayının toplamı olarak yazmak istediğimizde bizim 4 tane ayraca ihtiyacımız var. Örneğin burada 4 ayraç yaptığımız zaman birinci ayraç A sayısını, birinci ayraç ile ikinci ayracın arasındaki yer B sayısını, üçüncü ayraç C sayısını, burası D sayısını, burası da E sayısını verir. Örneğin bu şekildeki bir ayrımda
A1'dir, B2'dir, C1'dir, D1'dir, E1'dir. Dolayısıyla toplam 6 olur. Dolayısıyla bu şekilde 4 tane ayrıcı 5 boşluğa yerleştirmenin sayısı da kombinasyon 5'in 4'lüsüdür. Son olarak arkadaşlar 6 sayısını 5 ayraçla ayırmaya çalışalım. 6 sayısı zaten 5 ayraçla ayrıldığı zaman, yani 6 sayının toplamı olarak yazıldığı zaman bu tek durumdur. Çünkü hepsi 1 olmak zorundadır. Dolayısıyla 5 ayracı 5 boşluğa yerleştirmenin durumu da 1'dir. 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisini topladığımız zaman bu bize çok belirgin bir kombinasyon ifadesinin karşılığıdır. Sevgili arkadaşlar, kombinasyonlarda şöyle bir genelleme yapmak mümkün. Örneğin 5'in sıfırlısı artı 5'in birlisi artı 5'in ikilisi artı nokta nokta 5'in beşlisi dediğimiz zaman bu 5 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısıdır ki bu 32'dir. Ancak biz burada 5'in sıfırlısını kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada aradığımız sonuç 2 üzeri 5 eksi 1 olarak ifade edilebilir. Biz buradan arkadaşlar bir genelleme yapabiliriz. 6 için bir genelleme yapmak istediğimizde bu 2 üzeri 5 eksi 1 sayısına nasıl ulaşabiliriz? Bunu düşünelim. Aslında burada yapmış olduğumuz yöntem bu sorunun çözümü için çok uzun bir yöntemdir arkadaşlar. Yani ayraç sayısını tek tek belirleyerek ikili toplamları, üçlü toplamları, dörtlü toplamları, beşli toplamları, altılı toplamları tek tek saymak epey uzundur. Ancak bunun yerine daha şık, daha genellemeye müsait olan bir yöntem konuşabiliriz. Bakın şöyle, burayı dikkatle dinlerseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz 6 sayısını toplam şeklinde yazacağız. O zaman 6 sayısında bir bir özdeş birlere ayırdığımız zaman buralarda gördüğünüz gibi 5 tane aralık var arkadaşlar. Buralara ayraç gelir. Gelen ayraç sayısı 6'nın kaç farklı sayıyla toplanacağını gösterir. Dolayısıyla buralara ayraç bir ayraç da koyabiliriz, iki ayraç da koyabiliriz, üç ayraç da koyabiliriz, dört ayraç da koyabiliriz, beş ayraç da koyabiliriz. Ayraç sayısının bir fazlası kadar 6 sayısını toplam şeklinde ifade etmiş oluruz. Tabii burada şöyle bir düşüncenin ben çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu iki tane birin arasına ayraç gelebilir ya da gelemez de iki ayrı durum olduğunu düşünüyorum. Yani ben buraya ayraç koyabilirim de koymayabilirim de. Buraya ayraç koyarsam 6 sayısını parçalamış olurum. Ayraç koymazsam diğer yere ayraç koyduğum zaman A sayısının değerini belirlemiş olabilirim. İkinci boşluğa ayraç koyabilirim ya da koymayabilirim. Dolayısıyla burası için de iki durum var. Üçüncü boşluğa ayraç koyabilirim ya da koymayabilirim. Burası için de iki durum var. Dördüncü boşluğa ayraç koyabilirim ya da koymayabilirim. Burada da iki durum var. Beşinci boşluğa ayraç koyabilirim ya da koymayabilirim. Burada da iki durum var. Gördüğünüz gibi ayraç koyup koymamayla ilgili 2 üzeri 5 durumumuz var. Ancak bu ayraçları yerleştirip yerleştirmemeleri durumlarının her birisini 2 durum saydığımız zaman bu durumlardan bir tanesi de hiçbir yere ayraç koymama durumudur. Eğer hiçbir yere ayraç koymazsak 6 sayısı 6 olarak ifade edilir. Yani pozitif doğal sayıların toplamı olarak ifade edemeyiz. O zaman biz 2 üzeri 5'ten hiçbir yere ayraç koymamanın durumunu çıkartmamız lazım. Dolayısıyla 6 sayısının doğal sayıların toplamları olarak yazılabilmesiyle ilgili bu genellemeyi buradan yapmak mümkün. Şimdi sorumuzun tekrardan en başına gidiyoruz arkadaşlar ve buradaki verilen soruda ifadeyi netleştirelim. En büyük eşittir 1 olmak üzere, yani sayma sayılarından bahsediyoruz. Bu sayma sayıları pozitif doğal sayıların toplamı olarak ya kaç şekilde yazılabileceği soruluyor. Tabii bir sayma sayısını pozitif doğal sayıların toplamı olarak yazarken 2 pozitif doğal sayının toplamı da olabilir, 3 pozitif doğal sayının toplamı da olabilir, 4 pozitif doğal sayının toplamı da olabilir şeklinde bütün durumları ayrı ayrı incelememiz elbette ki çok zor. Kaldı ki burada en için düşünüyoruz. O zaman 6 için yaptığımız genellemeyi burada yapabiliriz. Yani her bir aralığa ayracın gelip gelmeme durumlarının alternatiflerini saymak aslında ayraç sayısını da belirler. Toplamları da belirlemek için yeterlidir. N tane sayı olduğu zaman burada n eksi bir tane boşluk vardır. Her aralığa ayracın gelip gelmemesi diye iki durum söz konusudur.
Dolayısıyla burada n-1 bir tane aralık olduğu için biz ayraçların yerleşip yerleşilmeme durumlarını 2 üzeri n-1 olarak gösteririz. Böylelikle yazabileceğimiz bütün ayraçların durumlarını ifade etmiş oluruz. Ancak burada bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Bunları saydığımız zaman ayraç yerleştirmemenin bütün durumlarını da saymış oluyoruz. O nedenle ayraç yerleştirmezsek sayıyı doğal sayı, pozitif doğal sayıların toplamı olarak yazmamış oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruda bizden istenilen bir sayma sayısının pozitif doğal sayıların toplamları şeklinde farklı biçimlerde yazılışlarının sayısı 2 üzeri n eksi 1 eksi 1'dir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.